Bugün Amerika'da bir Türk marketini inceleyeceğiz. Beni ilk defa seyredenler için ben Los Angeles şehrinde yaşıyorum ve marketimizin ismi ENS Market diye geçiyor. Asian Groceries diyor. Sadece Türkiye değil, Tayland gibi birkaç Asya ülkesinin de ürünleri bulunuyor. Şurada birkaç daha Tayland restoranı var. Onlardan sebep olabilir. Biraz heyecan var. İçeride ben biraz önce girdim, baktım. Buraya daha önce geliyordum. İnsan kendi ülkesinden ürünler yiyince oraya ışınlanıyor gibi bir şey oluyor. Buraya hemen böyle bir Amerika bayrağı karşılıyor bizi. Ve karşıda da tam şurası benim eski manitanın evi. Konu nereden nereye geldi. Neyse, şimdi içeri giriyoruz. Bizi hemen böyle bir yer karşılıyor. Şurada 1, 2, 3, 4 reyon. Burada bir kasap var. Kasabın etleri bana çok fazla şey gelmedi. İç açıcı, o yüzden sizlere bunu göstermeyeceğim. Bilemedim yani. Biz kendi şeyimize bakalım. Reyon 1. Burada hemen bizi karşılayan şey Duru pirinç. Pilavlık $5.5. 1 kilo. Burada kısırlık var. $8'a 2500 gram. Tat. Salça $4. Bu da 650 gram. Bu da tekrar bulgurluklar. Burada Bey Pazarı sodacılar. Sodacılar hemen kendini belli etsin. 24'lü soda 18. Şimdi bu fiyatlardan bahsederken ilk bilmeniz gereken şey, bunları liraya vurmayın. Neden? Benim gibi burada yaşayan insanlar için, mesela benim saatlik diyelim $30 kazanıyorum. Bu benim yarım saatte kazandığım bir ücret oluyor. TL'ye vurduğunuz zaman aynı şeyi ifade etmiyor. Bence ilk önce bunlara bakmalıyız. Burada yogurt drink diyor. Ayran $5. 2 litresi. Şurada yumurtalar var. $6. Kaçlı bu? 12'li. Burada içecekler, fantalar vesaire. O şekilde devam ediyor. Yoğurt 4 pound'u $6. Yani 4 pound 2 kiloya falan geliyor. 1.81 yazıyor. Devam edelim. Sucuk. Sucukçular hemen $5. 454 gram. Yörem sucuk, ilk defa duyuyorum. Markalar biraz acayip. Olacak o kadar. Buralarda sucuk. Çiğ köfte var $11. Hasret giderenler için. Burada çiğ köfte $17 diyor. Galiba 1 kilosu. Devam edelim. Peynirler kahvaltılık. Kaşar ne kadar? 500 gram tek süt $9. Şu gördünüz. Burada tekrar peynirler devam ediyor. Bahçıvan. Bahçıvan bilinen bir marka diyebiliyorum. 1 kilosu $13. Hemen döndük arkamızı. Reyon 2. Burada salçalar. Biber salçası. Öncü. Ne diyor? $9. Kaç gram? 700 gram. Ben Türkiye'deki fiyatları tam olarak hatırlamadığım için karşılaştırmaları sizden bekliyorum. Ama benim asıl amacım buradaki ürünleri gösterip bir hasret gidermek aslında. Bir karşılaştırma yapıp oha Amerika çok ucuz, Türkiye niye pahalı den ziyade buradaki ürünleri, burayı size göstermek. Şurada hemen turşular var, biberler var. $4'muş şu biber mesela. Devam ediyoruz. Nane. Türkçe yazılmış sumak. Tatlı biber, pul biber, her şey mevcut. Kurutulmuş maydanoz. Bu şekilde her şey var açıkçası. Reyon 3'e geldik. Burası daha çok diğer Asya ülkelerine ayrılmış gibi sanki. Çünkü papaya falan var. Bunlar bize ait değil. Sriracha mesela, Tayland'ın bir sosu. O yüzden burayı biraz hızlı geçeceğim. Burada noodle'ları falan var mesela. 10 çeşit noodle var. Şu şekilde. Üçüncü reyonumuza geçelim. Kasamız bu şekilde. Baktığımda genel olarak gördüğüm ürünler, bunlar çok bize ait değil. Şöyle göstereyim. Çok da ilgi çekici ürünler de değil. Devam edelim. Oo, ne gördüm? Rize turist çayı. Hemen bakalım. Evet. $7. 500 gram. Çaycılara gelsin. Onun yanında Filiz çayı. Bütün hepsi var. Gelip de içebileceğimiz. Üçü bir arada. Bir de, evet bu da Türkçe yazılmış, güzel. $4. 10'luk ekonomik paket. Üçü bir aradılar. Tane tane. Nescafe. Her şey mevcut. Şurada sanki şey gördüm. Turkish Coffee. $15'a 500 gramı. Şu $15. 15 birim. Güzel. Devam edelim. Şurada bir meyve sebze. Domates $2. Bamya. Bunlar pound fiyatı. Bir pound yarım kiloya falan denk geliyor. Biberin pound'u mesela $3. O şekilde. Bu reyonu kaçırmayalım buradan. Şöyle. Şimdi arkadaşa, müşterileri rahatsız etmeyeceğim dedim de. Girmeyeyim o reyona. Orada müşteriler var. Burada donmuş ürünler. Burada sabunlar. Zeytinyağlı
3 dolara Dalan sabun. Burada kolonyamız var. 8 dolar. Hacı Şakir. Sabunun hası. Duru'nun 5. Hacı'nın 6. Fena sabun koktu yalnız. Hacı Şakir. Şampuan. Burada keseler vesaire. Hamam açmak isteyen arkadaşlara paslar. Yok yok açıkçası. Şöyle kadayıf. Baklava. Katmer. Baklava 11 dolar. 350 gramı. Döner kebap 12 dolar. 8 yani yarım kilo falan. Burada tavuk döner. Devam ediyoruz. Değişik değişik ürünler var. Simit bile var şurada. 8'li simit 6 dolara yakışır. Bayağı özledim bu arada simidi. Yesem olur yani. Ama donmuş da yenmez ya. Bu reyona girdik. Bu reyonda direkt çikolatalar var. 12 damak. En baba reyon burası galiba. Damağın çikolataları. Biskrem 3 dolar. Hemen burayı döndüm. Cezerye 9'a 300 gramı. Şöyle devam ediyorum. Krakslar. Yakışmış buraya. 1,5 dolar. Peynirli. Şu da susamlı galiba. Bunu da süte banıp yersin ama. Yani direkt çocukluktur. Burada da benim favorim. Eticim. Buradaki en favori şeyim bu. Bir de probistir de. Bayağı da yemiyorum onu. Probis yok galiba. Bir dönelim. 4'e albeni var. Albeni de fena sayılmaz. Alley. 4. Bu da 10'lu paket. Başka ne görüyorum? Şu bisküvilerden var. Eti. 1.30. Popkek. Yok yok. Ne diyor? 180 doları 2,5 dolar. Şey 180 gramı. Bunlar klasik dünya lezzetleri. Kurabiyeler. Yok yok açıkçası. Aa Marmara Birlik var. 11'e Marmara Birlik. 800 gram Marmara Birlik 11 dolar. Şöyle bir bakıyorum da çok da fazla bugün bir ihtiyacım yok. Şey alacağım o yüzden. Bir tane cin çekelim. Bir de bebe. Ödemeyi yapıp sonra görüşelim. Do you have veresiye? Ha? Veresiye? Veresiye no. Do you know what is it? No. You write it on a book for me. Oh. And then I pay later. Yeah, like back home. Yeah, exactly. No. No? Not yet. Okay. Thank you man. Cheers. Veresiyeyi kabul ettiremedik. O yüzden moralim biraz bozuk. Ama evdeki gibi mi diyor bir de. Biliyor da biz de Türk insanlarını. İçeride çalışan arkadaş Meksikalı bir arkadaş. Galiba marketin de sahibi. Tam emin değilim. Kendisini göstermek istemediği için biraz bir gizli çekim gibi yapmış oldum içeride. Yani o yeni alanına saygı duyarak onu göstermeden çekmeye çalıştım. Şimdi Etici'nin şu tadına ben bir bakayım. Karşınızda da sürekli bir şey yemeye başladım ama neyse. Şunun da hani hasretini, heyecanımı paylaşayım yani. Direkt götürüyor. Direkt ışınlıyor. İnsan tadı, kokuyu aldığı gibi direkt gidiyor. Beyin götürüyor seni. Demişken Amerika'ya geleli 6 ay oluyor. 6 ay nasıl geçti hiçbir fikrim yok. Yani Nisan ayındayız. Yazın Türkiye'ye gelip şöyle bir ailemi, arkadaşlarımı ve aynı zamanda kendimi bir şarj etmek istiyorum. Geldiğimden beri burada 6 ay sürekli rutin koştur, koştur, koştur. Hiç şikayetçi değilim ama tekrar böyle bir hani bir sene koştur koştur moduna girebilmek için gelip bir kendimi şarj edip tekrar devam etmek istiyorum. Yani açıkçası mutluyum, hiçbir sıkıntım yok ama insan kendini şarj edince daha motive, daha hızlı bir şekilde devam edebilir. En azından ben kendim için öyle düşünüyorum. Market turumuzu tamamlamış olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz seviliyorsunuz. Yine bir video, yeni bir video. Ben çektim, ulaştırdık. Çekimlere, yapımlara devam. Pes etmek, vazgeçmek yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Do more, do more.